Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül Kadai ve Şehadat. Bu kitap, bu bahis, hüküm vermek, şahit dinlemek, mahkeme işi. Mahkemede bir adam hüküm verirse ona kada, kada etti. Hani biz ne derdik? Kadi. Kadi demek hüküm verici. Şimdi hakim diyorlar. Sonra şahit. Şahit gelecek, o şahitler dinlenecek, lehte, aleyhte hüküm verilecek. Şimdi bu kitap birkaç babı havi, o bablarda kısım kısmı ayrılmış. Fakat hepsine birden Kitab-ül Kadai ve Şehadat diyor. Bu içindeki bablardan birisi Bab-ül Kadai beyin ehli zimmet. Ehli zimmet arasında hüküm nasıldır onu beyan edecek. Müslüman diyarında yaşayan ehli kitaptan, Hristiyan, Yahudi bunlar ehli zimmet derler. Bunların üzerine hakim hüküm verecek. İslamiyet ehkamını onlara tatbik edecek mi, etmeyecek mi? Mesela bu. Mesela bir Yahudi zina etti. Şer'en ona rejim terettüp ediyor. Onun rejim edilecek mi, edilmeyecek mi? Rakı içti. Onun dininde rakı helal. Esas hakiki dininde helal değil de uydurma dinlerinde helal değil. Müslümanlarda rakı içene had vurulacak. Ona had vurulacak mı, vurulmayacak mı? Bunun gibi birçok ehkem var. Ehli zimmet, Müslümanlar arasında yaşayan ehli kitabı ehli zimmet diyorlar ki bunlara tatbik edilen hüküm nasıl olacak? Burada da ulema iki kısma ayrılmış. İhtilafı beyan ediyor. Haddesena Yunus ibn Abdülala kal haddesena Ali ibn Ma'bet en Ubeydillah ibn Amr en Abdülkerim ibn Malik Annafi'in Ali ibn Ömer enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem receme Yahudiyen ve Yahudiyeten bir Yahudi erkek ile bir Yahudi kadını recm etti. Yani taşına onları vurdurdu ve öldürdü. Hine tehakemu ileyhi. Onlar geldiler Peygamber Efendimiz'e muhakemeye. Demek Yahudiler tutmuşlar kendilerinden bir adam bir kadınla zina etmiş, getirmiş Resulullah Efendimiz'e muhakemeye getirmişler. Resulullah Efendimiz de emretmiş ki bunları rejim edin. Rejim etmek erkeği bir ortaya alırlar, etraftan taşınan vura vura öldürürler. Kadını da beline kadar toprağa gömerler, o taşı vura vura öldürürler. Rejim bu. Kadını bir çukura gömerler ki evret mehalli açılıp da şey olmasın, fadiha olmasın bunun için. Peki bu hadisi şerifte Yahudi ehli zimmet, Medine-i Münevvere'de yaşayan Müslüman olmamışlar Yahudi dininde. Fakat Peygamber Efendimiz'e muhakemeye getirmişler. Peygamber Efendimiz de ehkam-ı İslamiye'yi onlara tatbik etmiş. Şimdi burada ne çıkıyor? İslamiyet'te rejim var, Yahudilikte yok mi? Yoksa Yahudilerde de rejim var. Onun için mi rejim ettirmiş? Bu ihtilaflı. Bazıları diyorlar ki Yahudi dininde de rejim var. Peygamber Efendimiz kendi dinleri mucebince rejim ettirmiş. Bazıları da diyorlar ki hayır, ehkam-ı İslamiye onlara da tatbik edilir. Onun için kendi dinlerinde olsun olmasın. İslamiyet'te rejim var ya, o rejim onlara tatbik edilecek. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَزَهَبَ قَوْمٌ Ulemadan bir kısmı zahip oldular ki اِلَا اَنَّ اَهْلَ الزِّمَّ اَهْلِ زِمَّتْ اِذَا اَصَابُ شَيْءٍ مِّنْ حُدُودِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'nın hududundan bir hududa isabet ederlerse, haddi mucib bir şeyi işlerlerse لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar anlar üzerine hükmetmezler. Sen bu işi yaptın. İslamiyet ehkamını sana tatbik edeceğiz. Müslümanlar bunu yapmazlar. Hatta yetehakemu ileyhi. Hatta onlar gelip de Müslüman bir hakimin yanında hüküm talep etmedikçe. Ve yerdeu bihukmihim. Müslümanların hükmüne radı olmadıkça. O kendi bir günah yapmış. Rakı içmiş, zina işlemiş. Kulase haddi mucib olan bir şeyi yapmış. Müslümanlar onları icbar etmezler. İlla İslam kanunlarını size tatbik edeceğiz demezler. Onlar kendileri gelir de davacı olur da mahkemeye müracaat ederlerse o vakitte tatbik edilir. Yani o gelecek diyecek ki evet ben İslamiyet'in vermiş olduğu hükme razıyım diyecek. Müslümanlar ondan sonra o ehkamı tatbik edecekler. فَاِذَا تَحَاكَمُوا اِلَيْهِمْ
Onlar gelir de muhakeme olurlarsa İslamiyet'in vermiş olduğu bir hükmü biz kabul ediyoruz. İşte burada olduğu gibi. Bir Yahudi kadınına nikahsız tecavüzde bulunmuş. Tabi o öteki kadının kendisi ve onun taraftarları öteki Yahudi'yi şekva etmişler Peygamber Efendimiz'e. Ve Resulullah Efendimiz'in vereceği hükme razı olmuşlar. Onun için Resulullah Efendimiz de onlara hüküm vermiş. Recmedin demiş. Gelmeseydiler Resulullah Efendimiz'in huzuruna, Resulullah Efendimiz onları cebren getirip o hükmü tatbik etmezdi. Bunlar böyle diyor. Peki onlar Müslüman hakimine gelir de muhakeme isterlerse kânel imamı muhayyeren. İmam muhayyerdir. Yani hakim muhayyerdir. İnşâ'a arada anhum. İsterse onlardan yüz çevirir. Yani ne yaptınızsa yaptınız. Ben karışmam der. Felem yanzur fîmâ beynihum. Sizin kendi aranızda davayı halledin. Ben karışmıyorum der. Ve inşa hakeme. Yok dilerse hüküm verir. Resulullah Efendimiz ne yapmış? Ben karışmam mı demiş? Yok. Yani selahiyeti var. İsterse Resulullah Efendimiz kendi dininizce ne lazım gelirse kendi aranızda yapın derdi diyor. Muhayyerdi. Muhayyerdir. Yok isterse İslamiyet ahkamını tatbik eder. Şimdi bu zamanda mesela bir Hristiyan erkek bir Hristiyan kadından zina etti. O kadın da geldi mahkemeye şekva etti. Müslüman olan bir kadı isterse gidin kendi aranızda, kendi dininizce ne lazım gelirse onu yapın der. Hiç karışmaz. Yok isterse madem bu zina etti. Şimdi bu zümre bu meseleyi böyle dediler ve delil de getirdiler. Müslüman hakim isterse hüküm verir, isterse vermez. Delil getirdikleri şu ayeti kerimesi Euzü billah. Fe in ca'uke fahkum beynehum ev a'rid anhum. Fe in ca'uke, eğer onlar sana gelirler ise ehli kitap gelir de ya Habiballah ya Resulullah senin hükmüne razı olurlarsa fahkum beynehum onların arasında sen hükmet. Hükmü İslam, hükmü şeriat neyse onu yap. اَوْ اَعْرِدْ عَنْهُمْ Yahut onlardan yarasit, hiç karışma. Zaten ehli kitabın onları ahkam-ı İslamiye'yi tatbik etsen ne, etmesen ne? Bu öldüğü gibi nereye gidecek? Cehenneme gidecek. Yani ahkam-ı İslamiye'yi sen ona tatbik etmekle o cennete mi gidecek? Yok. O hazina etsin, ha etmesin. Öldüğü gibi cehenneme gidecek. Öyleyse bu ayet-i kerimede istersen hükmet, istersen etme. Söz sözü açıyor. Akşam radyoda Monte Carlo tesadüf etti. Monte Carlo'da Hristiyanlığı adam neşrediyor. Diyor ki ey ölümden korkan adamlar, siz ölümden ne kadar korkuyorsunuz? Ölümün neticesini bilmiyorsunuz da ondan korkuyorsunuz. Halbuki Hazreti İsa Ruhullah göğe gitti. Göğdeki şehirleri, Medine'leri gördü. Ondan sonra tekrar yere geldi. O bir adam öldüğü gibi orada cennete girecek. Cennetteki alem bu aleme benzemiyor. Zevk-ü sefa, her türlü nimet var. Siz bunları bilmiyorsunuz da ondan korkuyorsunuz. Onun için siz bize yazın diyor. Biz size cevap yazalım. Sizi ikna edelim. Ölümden korkmayın diyor. Oraları bildiniz mi ölümden? Neye korkacaksınız? Öldüğünüz gibi cennete gideceksiniz. Şimdi uzun uza diye konuştu. Yani hulase bu. Kendi kendime dedim ki şimdi bu adamlara yazmalı. Yahu senin zaten dinin kökünden bozmuşsun. Sen Hristiyanlığa şirk sokmuşsun. Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu demişsin. Onu Allah etmişsin. Ondan sonra da adama diyorsun ki korkma diyor. Sen eğer müstakim Hristiyan dinini tam tatbik eder gidersen sen öldüğün gibi cennete gideceksin. Evet. Hangi cennet? Sen öldüğün gibi cehenneme gideceksin. Şirki kökünden sokmuşsan öteki adamın korkmasının hakkı var. Sen kendin korkmuyorsun. Kendin de tehlikedesin. Şirki getirmiş sokmuş ondan sonra öteki adama da nesihat ediyor ki korkma diyor. Adam ne yapsın o şirki kendisinde olduğu müddetçe ne yaparsa yapsın faydası yok. Öldüğü gibi nereye gidecek? Cehenneme gidecek. Şimdi o kafirler arasında ehkam-ı İslamiye'yi sen tatbik etsin de Hristiyan yahut Yahudi hırsızlık etti de elini kesti. Ehkam-ı İslamiye'yi tatbik etti. Yani o günahtan beri mi oldu? Yok zaten öldüğü gibi cehenneme gidecek. Şimdi bu birinci zümrenin davası bu. Yani zimmilere ehkam-ı İslamiye'yi Müslüman hakimi isterse tatbik eder, isterse yaraz eder.
ne vakitte gelip de onun hükmüne razı oldukları vakitte. Yok ki zaten gelmezlerse hiçbir şey yok, hiç karışmaz. Evet. Ve halefehum fi zalike aharun. Fakat diğer ulemadan ikinci zümre bu birinci zümreye muhalefet etti. Ve halefehum fi zalike aharun. Evet. Fekalu dediler ki alel imam en yahkuma beynehum bi ahkamil muslimin. İmam üzerine vaciptir ehkam-ı İslamiye'yi onlara tatbik etmek, imama vaciptir dediler. Böyle imam muhayyerdir değil. Birinci zümre diyor ki imam muhayyerdir. İsterse tatbik eder, isterse etmez. İkinci zümre diyor ki hayır, imam mecburdur. Tatbik edecek. فَكُلَّمَا وَجَبَ عَلَى الْاِمَامِ Her şey ki imam üzerine vacip oldu. اَنْ يُقِيمَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Müslümanlar üzerine ikame edeceği hüküm ki vacip oldu. فِيمَا أَسَابُ مِنَ الْحُدُودِ Hüduttan, hüdud-i ilahiyeden Müslümanlar üzerine ne vacip olursa, hangi ceza tereddüt ederse وَجَبَ عَلَيْهِ Yine imam üzerine vaciptir en yuqimahu ala ahli zimme. Ala ahli zimme. Ehli zimmet üzerine de yapmak imam üzerine vaciptir. Bir Müslüman zina ederse, evli ise ne lazım gelir? Recim. Bekar ise ne lazım gelir? Celde, yüzde yenek. Bunu Müslümana yapması imam üzerine vacip mi değil mi? Vacip. Hırsızlık ederse bir Müslüman elini kesmek imam üzerine vacip mi değil mi? Vacip. Ehli zimmette bunu hududu yapmak vaciptir. Ehli zimmetten de bir adam hırsızlık ederse eli kesilecek. Zina ederse, başından nikah geçmişse o rejim edilecek. Başından nikah geçmemişse had yüzde yenik vurulacak. İmam üzerine vaciptir. Öyle imam muhayyerdir değil. Birinci zümre diyor ki imam muhayyerdir. İsterse tatbik eder, isterse etmez. İkinci zümre diyor ki hayır. İmam muhayyer değildir. İmam üzerine vaciptir. Şimdi ihtilaf burada başladı. Evet. غَيْرَ مَسْتَحَلُّوا بِهِ ف۪ي د۪ينِهِمْ Müslümanlara tatbik edilen ehkem onlara da tatbik edilir. Yalnız onların dininde, kendi dinlerinde helal itikat ettikleri bir şey varsa, İslamiyet'te haram, onlarca helal. Onu şey etmez. O hükmü tatbik etmez. Ne gibi? كَشُرْ بِهِمَ الْخَمْرَ وَمَا أَشْبَهَهُ Hamir içmek. Şarap içti, hamir müskirattan bir şeyi içti. İslamiyet'te ona ne var? Had var. Onlar diyorlar ki bizim dinimizde had var. Binaenaleyh o hamir içerse ona tatbik edilmez. Niye? O kendi batıl dinlerince helal görüyorlar da onun için. İşte bu müstesna diyor. وَاَنَّ ذَٰلِكَ يَخْتَلِفُ حَالُهُمْ ف۪يهِ وَحَالُ الْمُسْلِم۪ينَ Bu kendi dinlerinde hamiri helal itikad ediyorlar. Orada Müslümanların haliyle onların hali değişir, ihtilaf eder. يُعَاقَبُونَ عَلَى ذَلِكَ Müslümanlar hamir içine ne ikab görürler, yani had vurulur. وَاَهْلِ الزِّمَّ لَا يُعَاقَبُونَ Ehli zimme muakab olmazlar. O rakısını yapar, içer, ona Müslümanlar karışmazlar. وَاَهْلِ الزِّمَّ لَا يُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ مَا خَلَى الرَّجْمَ فِي الزِّنَا Yalnız zinada rejimden başka. Yani zina ederse rejim müstesnadır diyor. Yani Müslümanlara tatbik edilen bütün ehkam onların da aleyhine tatbik edilir. Yalnız zina meselesinde ayrılır onlar. Müslümanlara zinada rejim tatbik edilir fakat ehli zimmete tatbik edilmez. Orada ayrılır diyor. Hırsızlık da müsabih. Onun Müslümanın eli kesildiği gibi onun eli kesilecek. Bir adama gasp etti. Temiz bir kadını mühsinattandır. Zina etti derse ona had vurulur, ona da had vurulur. Fakat zina meselesinde öyle değildir. Müslümanlar onlardan ayrılır. فَاِنَّهُ لَا يُقَامُ عِنْدَهُمْ عَلَى اَهْلِ زِمَّةِ Bu ikinci firkeye göre zinada o ehli zimmete rejim ikame edilmez. لَاَنَّ الْاَسْبَابَ اللَّتِي Şöyle bir sebepler ki يَجِبُ بِهَا Anınla vacip olur. الْاِحْسَانُ اِحْسَانُ فِي قَوْلِهِمْ Bu ikinci zümrenin kavlünde. Ehaduha o sebeplerden birisi nedir? İslam'dır. Rejmin sebepleri var. Diyor ki adam mühsen olursa mühsen ne demek? Mühsenin şartları var. Hür olacak, akil olacak, bali olacak, birisi de Müslüman olacak. Bu Müslüman değil ki. Ya Yahudi ya Hristiyan ehli kitap. Müslüman olmadığından dolayı onların kendi aralarında zina vakı olursa ona rejim tatbik edilmez. Niye?
rejim tatbik edilmesi için sebeplerden birisi de Müslüman olması lazım. O Müslüman değil. Ama diğer ahkam hepsi tatbik edilir. فَاَمَّا مَا سِوَا ذَٰلِكْ مِنَ الْعُقُوبَاتِ الْوَاجِبَاتِ Vacip olan ukubetlerden diğerleri فِنْتَحَاكِ الْحُرُمَاتِ Haramları intihak etmekte. فَاِنَّ اَهْلَ الزِمَّةِ ف۪يهِ Bu meselede ehl-i zimmet ki ehl-i İslam, ehl-i İslam gibidir. وَيَجِبِ عَلَى الْاِمَامِ İmam üzerine vaciptir. اَنْ يُقِيمَهُ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine haddi ikame etmek vaciptir. وَاِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا اِلَيْهِ İsterse hakimin huzuruna muhakeme için gelmeseler bile. Şimdi birinci zümreyle burada ayrıldılar. Hırsızlık etmiş. Onu gidip bulup getirip yakalayacak, elini kesecek. Birinci zümre ne diyor? Ya hayır. O hırsızlık etmiş de eğer onlar şekva ederlerse gelip de hakime şekva ederlerse hakim muhayyer. İsterse tatbik eder, isterse karışmaz. İkinci zümre diyor ki hayır. İmam arayacak, bulacak, getirecek, onun elini kesecek. Tatbik edecek. كَمَا يَجِبَ عَلَيْنْ يُقِيمَهُ عَلَى اَهْلِ الْاِسْلَامِ Ehli İslam üzerine nasıl o haddi ikame etmek vacip ise ehli zimmet üzerine de vacip. وَاِنْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا بِلَيْهِ İsterse muhakemeye gelmesinler. Bir Müslüman geçse, hırsızlık etse, kaçsa, hüküm atarlar, bulur, getirir, elini keser. Öyleyse Hristiyanlardan da birisi bir hırsızlık etse, hakimden de kaçsa, hakim onu arayıp bulacak, getirecek, elini kesecek. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُ فِي حَدِيثِ بْنِ عُمَرِ Bunların lehine olan hüccettendir. Fi hadisi İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer'in hadisinde اَلَّذ۪ي زَكَرْنَا Nitekim yukarıda zikreyledik ki اَنَّهُ اِنَّمَا اَخْبَرَ ف۪ي İbn Ömer Abdullah İbn Ömer haber verdi ki اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz رَجَمَ الْيَهُودِ Yahudi kadınla erkeği rejim etti. حِينَ تَحَاكَمُوا اِلَيْهِ Peygamber Efendimiz'e muhakemeye gittikleri vakitte. Bunu delil getiriyorlar. Bak Yahudi ve Yahudiye Peygamber Efendimiz'in huzuruna muhakemeye gittikleri vakitte onları rejim etti. Muhakeme istediler, o da rejim etti. Bunu bak hadisi şerifte böyle diyor, böyle haber verdi Abdullah bin Ömer. وَلَمْ يَقُلْ Demedi ki اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَالَ buyurdular ki اِنَّمَا رَجَمْتُمْ Ben bu Yahudi ile Yahudiye'yi rejim ettim. لَاَنَّهُمْ تَحَاكَمُوا اِلَيَّ Bunlar muhakeme için bana geldiler de bunun için rejim ettim demedi ki. Ya onlar Resulullah Efendimiz'in huzurunda muhakeme olurken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş ki ikisini de rejim edin. Eğer muhayyer olsa, senin dediğin gibi olsa Peygamber Efendimiz bunlar muhakemeye gelmeseydiler ben rejim etmeyecektim. Ama bana muhakemeye geldiler ben onun için rejim ettim dedi mi hadiste? Yok. Ne dedi Abdullah bin Ömer diyor ki Yahudi ile Yahudi diye zina etmişler. Ve Resulullah Efendimiz'e muhakemeye gittiler. Muhakeme olurken o arada Peygamber Efendimiz emretti ki bunları rejim edin. Demek ki imam muhayyer değil. İmam onu tatbik edecek. Yalnız diyor ki peki bu Yahudi ile Yahudiye siz diyorsunuz ki onlar ehli zimmettir, kafirdir. Onlara rejim tereddüt etmez. Müslüman olması şart. Resulullah Efendimiz bunları niye rejim ettirdi? Bu itiraz gelir. Bu itiraz gelir ki Müslüman değildi. Şimdi bu ikinci zümre diyorlar ki imam muhayyer değil. O rejimi tatbik edecek. İlla zinada değil. Zinada rejim ettirmeyecek. Niçin? Çünkü onun şartlarından birisi Müslüman olmak. Müslüman olacak ki mühsen sayılsın da rejime müstahak olsun. Bakalım buna ne cevap verecek? Evet. وَلَوْ كَانَ قَالَ ذَٰلِكَ Eğer Resulullah Efendimiz bunu demiş olsaydı ki bana muhakeme geldikleri için ben rejim ettirdim deseydi le'ulime bilinirdi ki ennel hükme minhu Resulullah Efendimiz'den baki olan hüküm innema yekunu ileyhi ona olur yani hakime hüküm selayet verilir ba'den yetehakemu ileyhi muhakemeden sonra eğer Resulullah Efendimiz bana geldiler muhakemeye razı oldular da ben hüküm verdim deseydi ha o vakitte hakime o selahiyet verilirdi ki ne vakitte muhakemeye giderlerse hakim o vakitte hükmü icra eder yoksa yok. Ve lehum iza lem yetahakemu ileyhi hakime muhakeme için gitmezlerse lem yenzur fi umurihim onların işlerine bakmaz bu anlaşılırdı. Ama Resulullah Efendimiz bunu buyurmadı.
beni muhakemeye geldikleri için ben bu hükmü verdim demedi. Deseydi sizin dediğiniz gibi olurdu. Hakim muhayyer olurdu. Velakinnehu lem yeci. Gelmedi. Peygamber Efendimiz'den böyle bir rivayet gelmedi. İnnemâ câ'anhu, Peygamber Efendimiz'den geldi ki rivayet ennehu sallallahu aleyhi ve sellem racemehum, Yahudileri recmetti. Hîne tehâkemû ileyhi, kendisine muhakeme için gittikleri vakıtta muhakeme neticesi onları recm ile emretti. Fînnemâ akberen fiyalin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve hükmiye. Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz'in işinden ve hükmünden haber verdi. İstehâkemû ileyhi, muhakeme oldukları vakıtta. Ve lem yuhbir, haber vermedi an hükmihim indehu, onların hükmü Resulullah Efendimizin indinde nedir? Kablen yetahakemu ileyh, muhakeme için gitmezlerse hüküm nedir? Bunu haber vermedi. Muhakeme için giderlerse gittiler ve hüküm verdi. Gitmeseydiler hüküm nasıl olacaktı? Bunu haber vermedi. Hel yecibu aleyhim fi ikametul hadde emla, haber vermezlerse ehli zimmetten, ehli kitaptan birisi diğer bir kadınla zina etse, hakimin huzuruna da gitmezlerse, hükümet onları arar, bulur, getirir, haddi icra eder mi, etmez mi? Bu varid olmadı, gelmedi. Bunu araştırmak lazım. Yukarıdaki hadisi okuduk. Yahudi ile Yahudiye meselesini diyor ki, bunlar muhakeme için gittiler. Muhakeme esnasında Resulullah Efendimiz de hükümden sonra recmedin dedi. Yetmeseler idiler, gitmeseydiler ne olurdu, nasıl hüküm verilecekti, yok. Öyleyse bunu araştıracağız. Bakalım ki diğer hadis-i şeriflerde var mı, yok mu? Evet. فَبَطَلَ اَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْحَدِيسِ, öyleyse bu hadiste olması batıl oldu. دَلَالَةٌ فِي ذَٰلِكَ اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا عَنْ اِبْنِ عُمَرْ مِنْ رَيِّهِ, ne Resulullah Efendimiz'den ne de Abdullah ibn Ömer'in reyinden bir delil yok ki muhakeme için gitmezlerse hakim karışmaz diye, buna bir delil yok. Giderlerse hüküm verecek. Gitmezlerse hüküm nedir? Bu birinci zümre dedi ki bakmaz işlerine, muhayyerdir. Yok diyor. Araştıracağız. Sümme nezerne fî mâ sivâ zâlik minel asar. Bu eserlerden, bu hadislerden başka hadislere nezar ettik, araştırdık. Hel necidu fîhi, biz onlarda bulabilir miyiz? Mâ yedullu alâ şeyin min zâlik. Bu hususta bir hadis bulabilir miyiz? Yani hüdud-i ilahiyeyi mucib olan bir cürmü işlemişler. Hakimin de huzuruna çıkmamışlar. Hakim ne yapacak? Bu hususta bir hadis aradık. Feizen Ahmed ibn Ebi İmran. Baktık ki Ahmed ibn Ebi İmran kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Ebu Khayseme Züheyr ibn Harb. Kale haddesena Hafs ibn Gıyaz. En Mücalid ibn Sa'id. En Amir-i Şabiye. En Cabir ibn Abdillah. Cabir ibn Abdullah'dan rivayet eyledi ki ennel yehude câu ilâ Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem bi racülin ve emraetin minhumâ zeneyâ. Kendilerinden bir kadın, bir erkek zina etmişler kendi cemaatlerinden. Onları aldı Resulullah Efendimiz'in huzuruna getirdiler. Dediler ki ya Resulullah, işte bu kadından bu erkek zina ettiler dediler. Fekâle lehum Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onlara dedi ki İtu bi'arba'atin minkum yeşhedûn. Sizden dört kişi getirin, şahitlik yapsınlar. Hani zinada rejim olması için dört şahit, dördü de erkek olmak üzere dört şahit gelip şehadet edecekler. Siz kendinizden dört şahit getirin. İstedi, şehadet istedi. Fesebete bihada, işte bu hadiste sabit oldu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kat kâne yanzuru beynehum, onların aralarındaki davalara nazar ederdi. قَبْلَ اَنْ يُحَكِّمَهُ الرَّجُلْ وَالْمَرْأَ, kadın ve erkek tahkim etmezden evvel. اَلْمُدَّى عَلِهِمَ الزِّنَى, kendi aleyhlerine zina iddia edilen o kadın ve erkek Resulullah Efendimiz'in hükmüne razı olmazdan, onu hakem tayin etmezden evvel Peygamber Efendimiz nazar etti onların davalarına. لَاَنَّهُمَا جَمِيعًا جَاحِدَانِ, o kadın ve erkek Peygamber Efendimiz'e biz senin hükmüne razıyız dediler mi? Yok. Belki inkar ediyorlar. Biz zina etmedik diyorlar. Onun için Resulullah Efendimiz onları ikrar etmediklerinden dört tane şahit istedi. Cemaat diyor ki bunlar zina etti. Onlar da diyorlar ki hayır biz zina etmedik. Bunlar yalancı. Şimdi dört şahit istedi Peygamber Efendimiz.
وَلَوْ كَانَ مُقُرْرَيْنِ Onlar ikrar etseydiler, zina ettiklerini ikrar etseydiler, لَمَحْتَاجَ مَا اِكْرَارِهِمَا اِلَى اَرْبَعَةٍ يَشَدُونَ Şehadet eden dört kişiyi Peygamber Efendimiz istemez. Onların ikrarları kafiydi. Onlar inkar ettiklerinden dört şahit istedi. Buna neye delalet ediyor? Ha, bak bunlar esas müdde aleyh olan kadın, erkek Peygamber Efendimiz'in hükmüne razı olmadıkları halde Peygamber Efendimiz onların davalarına bakıyor. Halbuki birinci zümre ne dedi? Bakmaz. Madem muhakeme için davacı yok. Davacı kim? O kadın erkek biz senin hükmüne razıyız diyecekler de ondan sonra Resulullah Efendimiz bakacak. Halbuki onlar inkar ediyorlar. İnkar ettikleri halde Peygamber Efendimiz baktı. Bu neye delalet eder? Muhakemeye gitmezlerse, muhakemeden kaçsalar bile hakime vaciptir. Onların arasındaki davaya bakacak. وَرُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا يَتُلُّ عَلَى ذَٰلِكَ اِذَا Bu meseleye ait Cabir ibn Abdullah'dan rivayet olduğu gibi Bera ibn Azib'den de rivayet edildi. حَدَّسَنَا فَاتٌ قَالَ حَدَّسَنَا عُمَرُ بْنِ حَفْسِ بْنِ غِيَاسٍ قَالَ حَدَّسَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e tesadüf etti. Baktı ki götürüyorlar. Bir رَجُلٍ قَدْ حُمِّمَ وَجْهُهُ Bir adam baktılar ki yüzünü siyahlamışlar. Kömürle, boyayla simsiyah etmişler yüzünü. Çamur mamu sürmüşler. وَقَدْ دُرِبَ Kendisini de dövmüşler. يُطَافُ بِهِ Caddelerde dolaştırıyorlar. Yüzünü çamur, kara yapmışlar. Kendisini de dövmüşler. Yahudiler dolandırıyorlar. Resulullah Efendimiz bunu gördü. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا شَانُ هَذَا Dedi ki bunu niye böyle yaptınız? Bunun işi nedir? Sebebi ne? قَالُوا زَنَا Dediler ki bu zina etti. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Sordu ki فَمَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ Sizin kitabınızda ne gibi bir hüküm buldunuz zina hakkında? قَالُوا Dediler ki يُحَمَّمُ وَجْهُهُ وَيُعَزَّرُ وَيُطَافُ بِهِ Yüzü böyle siyahlanır. Kendisi de tazir edilir, dökülür ve böyle sokaklarda teşhir edilir. Rezil kepaz olsun diye. Bizim kitabımızdaki hüküm bu dediler. Yani Tevrat'taki hüküm bu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ünşidukumullah Allah için ben inşaat ediyorum. Doğru söyleyin. Ma tecidûne haddehu fi kitabikum. Sizin kitabınızda bunun haddini bulamadınız mı? Zina edenin hükmü nedir? Yok mu? Allah için doğru söyleyin. Haddini. فَاَشَارُوا اِلَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ Yahudilerden bir adama işaret ettiler. Dediler ki bu bilir. Tevrat'taki hükmü bu bilir dediler. فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona sordu ki Tevrat'taki zinanın hükmü ne? فَقَالَ الرَّجُلُ Bu adam dedi ki نَجِدُ فِي التَّوْرَاتِ الرَّجْمَ Tevrat'ta zina edenin hükmünü rejim bulduk biz. Rejim edin. İslamiyet gibi tarşına öldürecekler. Tevrat'ta bu var. وَلَاكِنَّهُ كَثُرَ ف۪ي اَشْرَافِنَا Bizim ileri gelen büyük adamlarımızda zina çoğaldı. O Yahudi diyor. فَكَرِهْنَا اَنْ نُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى سَفَلَتِنَا Büyüklere gücümüz yetmiyor. Onlara rejim yapamıyoruz. Onları rejim yapamıyoruz. Fakat öteki sefele, alçak tabağaya rejimi tatbik edelim, büyükleri bırakalım, ufaklara tatbik edelim. Bunu da hoş görmedik. Tevrat'ın iki türlü hükmü yok ki. Eşrafa hükmü şudur, aşağı tabakaya hükmü şudur, böyle bir şey yok. Onun için biz büyüklerin hatiresi için küçüklere de rejimi tatbik etmedik. وَنَدَا اَشْرَافَنَا Biz haddi küçüklere yapalım da eşrafı terk edelim. Bunu hoşlanmadık. فَاسْتَلَحْنَا عَلَى شَيْءٍ Biz bir şeye sulh olduk. Yani bir yerine bir hüküm getirdik ki her iki tabakaya da bunu yapalım. فَوَدَعْنَهَا da işte bunu koyduk. Ne yapalım? Rejimi kaldıralım. O zina eden kim olursa olsun yüzünü karalayalım. Bireyi de kötek vuralım. Ondan sonra çarşılarda dolaştıralım. İşte bu. Demek ki kendi uydurdukları hüküm bu. Tevrat'taki hüküm değil bu. فَرَجَمَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz rejim etti.
ve kâle ene evlâ men ehyâ mâ emâtu min emrillâh. O zina eden adam Peygamber Efendimiz'i rejim etti. Ne buyurdu? Ene evlâ, ben daha evlâyım, daha el yakın. Kime? Men bir kimseye den ki, men o evlâ, men bir kimsenin evlâsıyım ki, ehyâ mâ emâtu min emrillâh. Allah'ın emrinden terk ettikleri bir şeyi ehyaya ben daha evlâyım. Yani bunlar Tevrat'ta yazılı hükmü öldürmüşler. Onu tatbik etmiyorlar. Bunu ben ihya edeyim. O ki Tevrat'ta rejim var, şeriatta da rejim var. O Yahudi'yi tuttu, rejim ettirdi Peygamber Efendimiz. Fehâzâ, işte bu hadis-i şerifte olucudur. Mâ yedüllü, delalet eden şey ki ennin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz قَدْ كَانَ لَهُ اَنْ يَحْكُمَ بَيْنِهُمْ, aralarında hüküm vere. Onlar, ya Resulallah gel buna sen hükmü ver. Resulullah da demezdiler ya Muhammed, senin hükmüne razıyız, sen ne hüküm verirsen biz onu kabul ederiz dediler mi? Demediler. Demedikleri halde kendi Tevratlarımı cebince dolandıracaklar, o kadar. Resulullah Efendimiz dedi ki hayır, ben rejim ettireceğim dedi. Siz bu hükmü öldürmüştünüz. Onu rejim ettirdi. Öyleyse ehli zimmet hakime çıkıp da biz senin hükmüne razı oluyoruz diyemeseler bile Müslüman hakimine vaciptir ehkam-ı İslami'yi onlara tatbik etmek. Bundan bu çıktı. Evet. Fiyâdâ mâ yedullennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem قَدْ كَانَ لَوَنْ يَحْكُمَ بَيْنِهُمْ, aralarında hüküm vermek Peygamber Efendimiz için oldu. وَاِنْ لَمْ يُحَكِّمُوهُ, onu tahkim etmeseler bile, hakem tayin etmeseler bile. لَاَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadisi şerifte olucudur ki اَنَّهُمْ مَرُّوا بِهِ وَهُوَ مُحَمَّمْ, onu yeli yüzü çamurlu karalı Peygamber Efendimiz'e önünden geçtiler. Muhakeme için gitmediler. Oradan geçerken Peygamber Efendimiz gördü. فَزَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ, hadis-i şerifin gerisini zikretti. سُمَّ رَجَمَهُ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ سَلَّمْ, yani sordu. Onlar da dediler ki işte bu zina etti de biz buna böyle bir şekilde ceza veriyoruz. Yoksa sen buna hüküm ver demediler. Fakat Peygamber Efendimiz dedi ki getirin. Onun hakkı rejimdir. Onu hemen rejim ettirdi. Bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Ehli zimmetten birisi haddi mucib bir şey yaparsa zamanın kadısına, hakimine vaciptir ehkam-ı İslami'yi ona tatbik etmek. فَلَمَّا دَعَاهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, vaktaki Peygamber Efendimiz onları çağırdı, davet etti. اِنْكَارًا لِمَا فَعَلُوهُ, işledikleri şeyi inkar için. مِنْ قَبْلَ اَنْ يَاتُوهُ, ona gelmezden evvel. فَرَدَّ اَمْرَهُمْ اِلَى حُكْمِ اللّٰهِ, onların emrini Allah'ın hükmüne reddetti. اَلَّذ۪ي قَدْ اَطَّلُوهُ وَغَيَّرُهُ, onların tatil ve tayin etmiş olduğu hüküm Tevrat'ta asıl hüküm rejim idi. Onu da tatil etmiştiler. Gene o hükme irca etti Peygamber Efendimiz. Sebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennehu kad kâne lehu, Peygamber Efendimiz için oldu en yahkume fîmâ beynehum, aralarında olan davaya hükmetmekte Peygamber Efendimiz'in selahiyeti oldu. Hakkemuhu evlem yuhakkimuhu, ister onlar hakem tayin etsinler ister etmesinler. Şu halde ehli zimmetten herhangi birisi ister İslam kanunlarına gelsin, razı olsunlar, isterse olmasınlar, ehkam-ı İslami'ye onlara tatbik edilecek. Yalnız bundan müstesna olan nedir? Hamir. Hamir kendi etikatlarınca helal olduğundan serbest bırakılır. Satması, içmesi serbest bırakılır. Bir de rejim. Rejim de Müslüman olmadıklarından rejim yapılmaz. Başka ceza verilir. Celde. Celde vurulur. فَهَذَا مَا فِي هَذِهِ الْاَسَرْ مِنَ الدَّلَائِلِ اَلَا مَا قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ, İşte bu eserlerde bizim söylediğimiz davaya delil budur. Bunlar delalet ediyor. Ama öteki zümre diyor ki peki bak ben sana ayet okudum. Onlar sana gelirlerse فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِدَنْهُمْ, onlar sana gelirlerse ya hükmet ya eraz et ya bu ayet-i kerimeye ne diyeceksin? وَاَمَّا قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلُ, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifi فَاِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمَ وَعْرِدْ عَنْهُمْ, bu ayet-i kerimeye gelince فَاِنَّ الَّذ۪ي ذَهَبُوا ف۪يهِ, şu bir kimseler ki ulema ki zahip oldular اِلَى تَسْب۪يتِ الْحُكْمِ, hakime vaciptir hükmü yapacak, hükmün tesbitine, tehirine değil de tesbitine zahip olan ulemaya göre, yani ikinci kavle göre يَقُولُونَ, onlar dediler ki هِيَ مَنْسُخَ, bu ayet-i kerime mensuhtur. Birinci zümre diyor ki ayet mensuh değildir.
Onlar kendi aralarında gelirse hakim isterse hükmeder, isterse etmez. İkinci cümle diyor ki hayır, hakime vaciptir, hükmedecek. Ayeti kerime mensuhtur dediler. Evvelden var idi o hüküm fakat sonradan nesk edildi bu. Hangi ayeti kerime nesk etti? Onu da ispat ediyor. Diyor ki haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Ebu Huzeyfe an Süfyan an-i Süddi yani kerime Es-sa'udu billah fe in ca'uke fahkum beynehuma ve'arid anhum. Kale Hazreti Kerime dedi ki nesekhetha, bu ayeti kerimeyi nesk eyledi. Hazi ilayeti şu ayet. Es-sa'udu billah ve an ihkum beynehum bima anzalallahu ve la tettebi' ehva'ehum. Bu ayeti kerime, bu evvelki ayeti kerimeyi nesk etti. İkinci ayeti kerimenin manası ve an ihkum, sen hükmet beynehum, onların arasında, ehli kitabın arasında neyle? Bima enzelallah, Allahu Teala'nın inzal etmiş olduğu şeriatte hükmet. Bak Resul emrediyor. Ve la tettebi ehva'ehum, sen onların arzularına tabi olma. Şimdi birincisinde onlar arzu ederlerse, hükmüne razı olursa tetbik et yahut diye razı et. Bak ikinci ayet-i kerimede diyor ya hayır, sen onların arzularına bakma. Ehkam-ı İslami'yi tatbik et. İşte bu ikinci ayet mi? Birinci ayet-i kerimeyi nesk eyledi. Ve kâle l-âkherûn. Ötekiler dediler ki tevîluha, bu ayet-i kerimenin tevîli manası ve nihkum beynehum bima enzelallahu in hakemte. O in hakemte. Ayetten bil. Ayet. İn hakemte ayetten değil. Ve nihkum beynehum bima enzelallah, Allah'ın inzal etmiş olduğuyla sen hükmet ne vakitte? İn hükkimte, bu hükkimte eğer sen tahkim edilirsense, yani senin hükmüne razı olurlarsa sen hükmet. O in hükkimteyi gözetiyor burada. Ona cezim koymuş da. Manası budur. Halbuki diyor ki bu hükümteyi nereden çıkardın sen? Ayette bu yok. Bunlar diyorlar tevil böyledir. Bunu gözeteceğiz. Biz, bunlar da diyorlar ki hayır. Bu ikinci ayet-i kerime birinciyi neshetmiştir. فَلَمَّ اَخْتُلْفَ ف۪ي تَو۪يلَ هَذ۪ي الْاَيَةِ. Şimdi ayet-i kerimenin manasında ihtilaf oldu. Birinci zümre diyor ki bu fe'in hükümte kaydı var. Onlar razı olurlarsa sen hükmet. Öteki ikinci zümre diyor ki hayır, ayet-i kerime mensuhtur. İkinci ayet birinci ayet-i kerimeyi nesk etmiştir. Ve kâneti lâsâru qaddellet alâ mâ zekârnâ. Bizim zikrettiğimiz hadisler de bizim devamıza delalet ediyor, nesk'e delalet ediyor. Sebetel hükmü aleyhim alâ imâmil müslimîn. Evet, öyleyse imamın, zamanın imamına vaciptir hüküm vermesi, sabittir ki onların aleyhine hüküm verecek. Bu sabit olur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَرْكُهُ. Onu terk etmek caiz olmadı. Zamanın hakimi, kadısı kim ise o hükmü tatbik edeyim diye terk ederse caiz olmaz. لَأَنَّ فِي حُكْمِهِ, o zamanın imamının hükmünde olucudur. اَنَّجَاةَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيَا. Ülemanın her iki tarafında, hepsinin kavrine göre necat ondadır, halas ondadır. لَأَنَّ مَنْ يَقُولْ اَنْ يَفْعَلَهُ. Eğer terk ederse ya bu imamın üzerine bunu yapması vacip idi. Vacip olan bir şeyi terk etti. Öyleyse yaparsa bu sual ona tereddüt etmez. Vacip idi, vacibi yaptı. İkinci mezhebin dedikleri gibi. Ve men yekulu lehu en la yahkuma. Birincisi dediler ki ister hüküm verir, ister hüküm vermez. Bunlara göre ise yekulu der ki kad tereke ma kana lehu terku. Terki caiz olan bir şeyi terk etti. Onu terk etmesi ona caiz idi. O da terk etti. Fe iza hakeme. Fakat hükmederse yeşhedü lehül ferîkâni cemî'en bin necâti. İki tarafta onun necatta olduğuna, o hükmedenin necatta olduğuna şahit oldular. Zaten birinci zümre ne diyordu? Diyorlar onunsa imamın vezifesi, bunu yapacak. Vezifesi yapmazsa vezifesini yapmadı. Ötekiler de diyorlar ki hayır, isterse yapar, isterse yapmaz. Yaparsa ne lazım gelir? Hiçbir şey lazım gelmez. Yapmasa dedikodu değil mucib, ama yaparsa muhayyer dedi ya. Muhayyer madem imamın tahyiri vardır, tahyiri yaptı. Öyleyse iki firkaya göre de o hakim bu ahkam-ı ilahiyeyi tatbik ederse necattadır. Ve izâ lem yahkum, yok hükmetmezse lem yeşhedâ lehu bizâlik. Firkanın birisi necatına şahit olur, birisine olmaz.
hükmü terk ederse, niçin terk ettin efendim, benden hüküm istemediler. Öteki zümre der ki sen hata ettin. Yok yaparsa iki zümreye göre yakayı kurtarmış oldu. فَاَوْلَ الْاَشْيَاءِ بِنَا bize layık olan eşyalar ne nevlasi? اَنْ نَفْعَلَ مَا فِيهِ النَّجَاتُ بِالْاِتِّفَاقِ بِالْاِتِّفَاقِ necat hangisi ise onu yapalım. دُونَ مَا فِيهِ ضُدُّ النَّجَاتُ بِالْاِخْتِلَاقِ necatın zıddi olan, evet, necatın yani dalalet, artık necatın zıddi dalalet, hasare neyse onun zıddi bir kevle göre var, bir kevle göre yok, ihtilaflı olan bir kevlden ise müttefakun aleyhi olanı yaparız. O da nedir? Zamanın hakimine selayet veririz ki onlar muhakeme istesinler, istemesinler, ehkam-ı İslamiye'yi onlara tatbik et. وَهَذَا الَّذ۪ي ذَكَرْنَا biz ki zikreyledik bunu, مِنْ وُجُوبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِمْ onların üzerine hüküm zamanın imamına vaciptir. Bu kimin kavludur? Kavlu Ebi Hanife ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullahi teala. Üç imamın kavli de budur. Bunlar dediler ki zamanın kadısı, hakimi kimse zimmilerin arasındaki davalara karışacak, o onları muhakemeye çekecek ve ehkam-ı İslamiye'yi onlara tatbik edecek. Onun üzerine, o imamın, kadının üzerine vaciptir. Terk ederse mesuliyette kalır. Bunların mezhebi bu. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam itiraz etse dese ki فَاَنْتُمْ لَا تَرْجُمُونَ الْيَهُودِ اِذَا زَنَوُ böyle dediniz ama Yahudiler zina ederse siz cezmetmiyorsunuz. فَقَدْ تَرَكْتُمْ بَعْدَ مَا فِي الْحَدِيثِ hadiste olan hükmün bahsini terk eylediniz. اَلَّذِي بِهِ اِحْتَجَشْتُمْ ihtiyaç etmiş olduğunuz hadisin bahsini yaptınız, bahsini yapmadınız. Hangisi hani getirdiler bir adamı ki dolandırıyorlar, yüzünü boyamışlar, dövmüşler. Resulullah Efendimiz bu adamın içine efendim zina etti. Bizim Tevrat'ta da rejim var ama fakat büyüklere tatbik edemediğimizden küçüklere de tatbik etmiyoruz. Bu hükmü biz icat ettik. Resulullah Efendimiz dinlemedi, getirdi onu rejim etti. E bak şimdi bu hadisin siz bir tarafıyla amel ediyorsunuz, bir tarafıyla amel etmiyorsunuz. Amel ettiğiniz taraf, ha Resulullah Efendimiz'e muhakemeye gelmedikleri halde onların işine karıştı. Bak bu tarafı aldınız. Yahudi'yi Resulullah Efendimiz rejim etti. Rejime gelince siz diyorsunuz ki Yahudi rejim olunmaz. Bir hadisin yarısını aldınız, yarısıyla amel ettiniz, yarısıyla etmediniz. Böyle bir itiraz olursa buna cevap قِيلَ لَهُمْ bu adama denilir ki اِنَّ الْحُكْمَ كَانَ بِالزُّنَا فِي عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالرَّجْمَ عَلَى الْمُحْسِنِ وَغَيْرِ الْمُحْسِنِ Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında rejim vardı diyor, mühsin olsun olmasın. Yani başından nikah geçsin geçmesin, bir adam zina etti mi rejim edilirdi. Tevrat'ta böyleydi. Evet. وَكَذَٰلِكَ كَانَ جَوَابِ الْيَهُودِ Yahudinin cevabı da böyle oldu. Hani sordu ya Peygamber Efendimiz'e. Dediler ki bu bilir, o da sordu. Dedi Tevrat'ta var idi. Fakat biz tahir ettik dedi. اَلَّذ۪ي سَأَلَهُ رَسُولُ اللّٰهُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ حَدِّ الزَّانِ فِي كِتَابِهِمْ sizin kitabınızda Tevrat'ta zaninin haddi nedir diye sordu. Bu adam da cevap verdi. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ bunu inkar etmedi. Dedi ki bizim kitabımızda rejim var. Rejim ama kime? Kim olursa olsun. İster evli olsun, ister bekar olsun. İster başından nikah geçsin, ister geçmesin. Evet. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz de onu inkar etmedi ki sizin kitabınızda bu yoktur diye. فَكَانَ عَلَى النَّبِيِّ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e vacip oldu ittiba'u zalik. Ona tabi olmak, o adam madem haber verdi, ona tabi olmak Peygamber Efendimiz'e vacip oldu. Vel amelu bihi. Onunla amel etmek de Peygamber Efendimiz'e vacip oldu. Lenne ala kulli nebiyyin her bir nebi üzerine vaciptir. İttiba'a şeriatin nebiyyillezî kâne kable. Kendisinden evvel gelmiş bir peygamberin şeriatine tabi olmak o sonraki gelen her bir peygambere vaciptir. Hatta yuhdisallahu şeriaten tensehu şeriatehu. Hatta Cenab-ı Hak kendisine yeni bir hüküm, yeni bir şeriat verir de evvelkisini nesk ederse o başka. Böyle bir nesk yoksa evvelki peygamberin şeriatıyla amel etmek ikinci peygambere de vaciptir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. اَسْعَذُ بِاللّٰهُ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ
فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ اُلَاكَ شُلْ Peygamberler ki, اَلَّذِينَ öyle peygamberler ki, هَدَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak onları hidayete erdirdi. فَبِهُدَاهُمْ onların hidayetine iktedi, sen de onları iktidâ et. Senden evvelki peygamberleri Cenab-ı Hak doğru yola sevk etti, götürdü. Sen de onların yollarından git. Öyleyse Resulullah Efendimiz'e yeni bir şeriat gelmemiş. Neskeden bir şeriat gelmedi ki yerlerde evvelki peygamberlere tabi olmak vacip idi. Feracema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Efendimiz'i rejim etti. El Yahudiyyin o iki Yahudi ala zalikel hükmü o hüküm üzerine. Çünkü kendisine yeni bir şeriat gelmemişti. Kendisinden evvelki Tevrat'ta da mühsin olsun olmasın. Onu rejim etmek var idi. O Tevrat'ın o hükmüne göre onları rejim eyledi. وَلَا فَرْقَ حِينَيْزِ O vakitte fark yoktu yeni şeriat gelmeden. فِي ذَلِكْ Bu mesele hakkında beynel mühsin ve gayril mühsin. Şu mühsindir, şu gayril mühsindir diye böyle bir fark yoktu. O hüküm üzerine onları rejim eyledi. Ya sonra ne oldu? ثُمَّ اَحْدَسَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ شَرِعَةً Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeriat ihdas eyledi. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz bir şeriat gönderdi. Evet. فَنَسَخَتْ هَذِهِ الشَّرِعَةُ Evet. فَنُسِخَتْ هَذِهِ الشَّرِعَةُ O evvelki şeriat nesk edildi. Yahut da فَنَسَخَتْ Peygamber Efendimiz'e gelen şeriat nesk eyledi. هَذِهِ الشَّرِعَةِ Evvelki şeriatı. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında mühsin, gayri mühsin kim olursa olsun bir adam zina etti mi rejim edilirdi. Peygamber Efendimiz de o vakit o Yahudileri rejim eyledi. Sonradan Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de geldi, bir hüküm geldi ki evvelki hükmü nesk eyledi. O gelen hüküm nedir? Fekale. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyurdu. Estaizu billah vellâti yâtînel fâhişete min nisâikum festeşhidû aleyhinne erbaaten minkum فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Bu ayet-i kerime geldi. Bu ayet-i kerime geldiği gibi evvelki hüküm nesk edildi. Yeni gelen hükme göre olacak. O vakitte 4 şahit lazım. Bir zina hadisesi olursa 4 şahit olacak. Ondan sonra onların da şartları var, şartları olacak. Ve kana hada işte bu oldu nasıhan lima kana qablehu kendisinden evvelki olan hükmü neskedici oldu. Ve lem yufarrak fi zalike beynel mühsin ve gayril mühsin. Bu ayeti kerimede de mühsinle gayri mühsinin arası tefrik edilmedi. Sümme nesahallahu teala zalik. Cenab-ı Hak bunu da neskeyledi. Fe ce'alel hadde hadde kıldı huvel izâe bil ayet. Elleti ba'daha bundan sonra olan ayetteki izâ ile haddi tayin eyledi. وَلَمْ يُفَرِّكْ فِي ذَٰلِكَ اِذَا بَيْنَ الْمُحْسِنِ وَغَيْرِهِ Mühsin ile gayri mühsinin arasını yine tefrik eylemedi. ثُمَّ جَعَالَ لَهُنَّ سَب۪يلًا Onlara bir yol kıldı. الْبِكْرَ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَ وَتَعْذِيبُ عَمْ Eğer başından nikah gelmemiş, bekar bir adam, bekar bir kadınla, kızla zina ederse, 100 değenek ve 1 sene azap, yani sürgün. وَالْسَيِّبُ Ama dul bir kadın, dul bir erkek zina ederse جَلْدُ مِئَ وَالرَّجْمُ 100 değenek vurulacak, ondan sonra da rejim edilecek. İşte hatta yine edildi. Onun için Resulullah Efendimiz'in evvelki hükmü Tevrat üzerineydi. Sonradan bu şeriat geldi, onu nesk eyledi. فُرِّكَ حَيْنَيْنِ بَيْنَ حَدِّ الْمُحْسِنِ وَحَدِّ غَيْرِ الْمُحْسِنِ Mühsin ile gayri mühsinin hadler arasını tefrik edildi. O ferrege daha iyi oluyor. Ferrege ayırdı. Hine izin bu hinde. Beyn haddil mühsin ve haddi gayril mühsin. Mühsinin haddiyle gayri mühsinin haddinin arasını tefrik eyledi. Ney? El celdu. Celd. Sümme ihtelefen nasi min ba'du fil ihsan. Bundan sonra da ihsanda nas ihtilaf eyledi. Yani mühsin hangisi? Başından nikah geçmişse ona mühsin derler. O hem değenek vurulacak, rejim edilecek. Fakat öteki başında nikah geçmemişse el-bükrü bil-bükrü yalnız 100 değenek vurulacak, bir sene de sürgün, o da ihtilaflıya mezheplerde. Ondan sonra ihsanın şartlarına geldi. Onu da yarın inşallah beyan edecek. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.
farraqa hayne izin beyne haddil muhsen ve haddi gayril muhsen el celdu. Celdu değil, burası rejmi olacak. Celt ikisinde de var. İkisinde de celt var. Rejim. Allahu alem. Le'alle sevabe er-rejmu. Bunu böyle yazmak lazım. Er-rejmu. Çünkü ikisinin arasında mühsen ve gayri mühsen olursa fark nerede olacak? Gayri mühsen olursa, bekar olursa onda rejim yok. Celt var. Yok, bekar zina ederse onda rejim var, celt de var. Celt ikisinde de var. Bu rivayete göre ikisine de yüzer değenek vurulacak. Bekara yüz değenek vurulacak. Ondan sonra bir sene sürgüne gidecek. Bizim mezhepte yok da başka mezheplerde var. Fakat bekar zina ederse yüz değenek vurulacak. Ondan sonra da rejim edilecek. Demek ki mühsen ile gayr-ı mühsenin arasında fark ne var? Rejim var. Burada celt demiş ama değil. وَفَرَّقَ حَيْنِيزٍ بَيْنَ حَدِّ الْمُحْسَنِ وَحَدِّ غَيْرِ الْمُحْسَنِ Mühsen ile evli adamıyla evli olmayan adamın zinaların arasında fark nedir? Er-recmu recimdir. Evli adam zina ederse recm edilir, öldürülür. Bekar adam olursa yok, öldürülmez. ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ مِنْ بَعْدُ فِي الْإِحْسَانِ Peki mühsen ile gayri mühsen bunda ihtilaf oldu diyor. Mühsen olursa recm edilecek. Mühsen olmazsa celd edilecek. Peki ihsan nedir? Ha, burada ulemanın ihtilafı var. Onu beyan edecek. Fekale kavmin. Ulemadan bir kısmı dediler ki La yekunu racülü mühsenem bimraetihi. Evet. Bir adam evli olursa o ailesi sebebiyle mühsen sayılır mı? Sayılır ama diyor şartları var. Hemen evli olmakla mühsen sayılmaz. Velel mer'etü mühseneten bizevciha. Bir kadın da kocaya gitmiş. Kocasıyla evlenmiş. O da mühsen sayılır mı diyor şartı var. Bunlar mühsen olmazlar. Evlenmekle mühsen olmazlar. Hatta yekuna her ikisi de olmadıkça hatta olalar her ikisi de. Hurreyni, müslimeyni, baligayni. İkisi de hür olacak. İkisi de Müslüman olacak. İkisi de baligh olacak. O vakit mühsen sayılır. Gerek erkek gerek kadın. İkisi biri cariye biri hür olmayacak. İkisi de hür olacak. Biri Müslüman, birisi kafir olsa o da olmaz. Ya ikisi de Müslüman olacak. İkisi de bali olacak. Birisi bali, birisi bali değil. Sabi olursa o da olmaz. Ya ikisi de bali olursa işte mühsen budur. Yani bu tam evliliktir. Binaenaleyh bunlardan birisi zina ederse rejim edilir. قَدْ جَامَعَهَا Ondan sonra da evlenmiş ama nişanlı değil. Nikah kıymış da kalmış değil. Bir de şeriat döşeğinde bulunmuşlar. وَهُمَا بَالِغَانِ O şeriat döşeğinde bulunmaları da büluğdan sonra olur ki büluğdan evvel evlenmiş, büluğdan evvel cima etmiş yok, büluğdan sonra. İşte bu şartlar bulunursa o vakitte bunlardan zina vakı oldu mu o rejim edilecek. Taşına vuracaklar, vuracaklar, ölecek. Bunun cezası bu. Ulemadan bir kısım böyle dedi. Böyle diyenlerden kim? Kim var? وَمِمَّنْ قَالَ بِذَٰلِكِ İşte böyle diyenlerdendir, böyle hükmedenlerdendir. Ebu Hanife'te ve Ebu Yusuf ve Muhammedun, orada vav lazım. Ve Muhammedun rahimehumullahu teala. Bu üç imamın hükmettiği de budur. Bunlar dediler ki evet, evli bir adam zina ederse bu rejim edilir ama bu şartlar olursa. Kendisi hür. Ailesi de hür. Kendisi Müslüm, ailesi de Müslüm. Kendisi bali, ailesi de bali. Büluğdan sonra da zifaf olmuşlar. İşte bu şartlar bulunduktan sonra herhangi birisi zina ederse kadın olsun, erkek olsun rejim edilir. Yok, bu şartlardan birisi noksan olursa rejim edilmez. Ya değnek vurulur, yüz değnek vurulur. Bu Hanefi mezhebinin şartları bu. Ve kâle âherûn. Başkaları da dediler ki, Hanefi olmayanlar. Yuhassinu ehlül kitâbi ba'duhum ba'da. Ehli kitabın bâsi bâsini yuhsinu. Yuhsinu ehlül kitâb ba'duhum ba'da. Ehli kitabın bâsi bâsini ihsan eder. Mesela Yahudi, bir Yahudi bir Yahudiye ile evlenmiş. Bir Hristiyan bir Hristiyan ile evlenmiş. Bir Yahudi bir Hristiyan ile evlenmiş. Bir Hristiyan bir Yahudi ile evlenmiş. Bunlar da mühsen sayılır. Bizde bunlar mühsen sayılmaz. Niye? Müslüman değiller.
Ama ulemanın bazısı başka mezhepler demişler ki hayır. İkisi de madem ehli kitaptır, kendi aralarında nikah olmuş, onlardan da herhangi birisi zina olursa o da rejim edilir demişler. وَيُحْسِنُ الْمُسْلِمُ النَّسْرَانِيَّةِ Gene bu ikinci kavle göre bir Müslüman Nesrani bir kadınla evlenmiş. Kocası Müslüman olduğundan dolayı o Nesrani kadın da mühsene sayılır. Binaenaleyh zina ederse gerek o Hristiyan kadının kocası gerek o Hristiyan olan kadın herhangisi zina ederse rejim edilir. Hanefi'ye göre rejim edilmez. Niye? Kadın Müslüman değil. Evet. Müslüman olmayan kadınla zina eden, bu kadın zina rejim edilmediği gibi onunla evlenen kocası da zina ederse o da rejim edilmez. Niye? Ailesi Müslüman değil. وَلَا تُحْسِنُ النَّسْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ Fakat bir nesraniye Müslimi وَيُحْسِنُ الْمُسْلِمُ النَّسْرَانِيَّةُ Bir Müslim nesraniyeyi ihsan eder, mühsanı kılar evlenirse. وَلَا تُحْسِنُ النَّسْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ Fakat bir nesraniye Müslimi ihsan edemez. Aynı dava oldu. Nasıl? Nesrani bir kadınla evlenmiş. Müslüman evlenmiş. Evet. O kadın mühsene sayılmaz ki. Kafirdir. Müslüman o kadınla evlenmiş binaenaleyh mühsene sayılsın. Kocası da mühsene sayılsın. Bu olmaz. Ama bir Müslüman Nesrani kadını alırsa onu şey der, mühsene sayar. Şimdi nasıl oluyor Sayın Efendi? Müslüman bir adam Nesrani bir kadınla evlenmiş. O kadın mühsene sayılır mı sayılmaz mı? Bu mezhebe göre sayılır. Niye? Kocası Müslüman. Binaenaleyh o kadın zina ederse ona rejim yapılır mı yapılmaz mı? Yapılır. Kocası sebebiyle, kocası Müslüman olduğundan o kadın da mühsen sayıldı. Ha, bir kadın, Nesrani olan bir kadın, bir Müslimi ihsan edemez. Yani bir adam, o adam Hristiyan kadınla evlenmiş ama erkeğin kendisi zina etmiş. Kadın değil. Erkeğin kendisi zina etmişse, o kadın evliydi, Hristiyan'dan evliydi, bu adam da mühsen sayılır, yok sayılmaz. Ona rejim tereddüt etmez. Kadına tereddüt ediyor, erkeğe tereddüt etmiyor. Kadın erkeğe bağlı olduğu için. He. Kadın erkeğe bağlı olduğundan da kadın zina etti mi senin kocan Müslüman idi, sen de Müslüman sayılırsın, sana rejim yapılır. Fakat erkeğin kendisi zina ederse, gel sen evliydin, evliydim ama Müslüman kadınla evli değildimdir. Ona rejim tereddüt etmez. Bu ikinci mezhebe göre ama bize göre ne ona ne ona ikisine de rejim tereddüt etmez Hanefilere göre. İkisinin birisi kafir oldu mu rejim tereddüt etmez. Bu diğer mezheplere göre. Fakat kâne Ebu Yusuf kâle bihâdel kavlu fil imlâ. İmam Ebu Yusuf İmla ismindeki kitabında bu kavle sahip oldu. Fîmâ haddeseni Süleyman ibn-i Şuayb ben ebihi. Diyor ki Süleyman ibn-i Şuayb babasından öyle rivayet etti ki İmam Ebu Yusuf'un evvelce mezhebi böyleydi. İmla kitabında böyle dedi. فَحْتَمَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Öyleyse Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifine gelelim. Peygamber Efendimiz ne buyurdu yukarıda hadis-i şerifte? اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِئَ وَتَعْزِيبُ عَمْ يَهُدْ تَعْرِيبُ عَمْ وَالْسَيِّبُ بِالْسَيِّبِ الْجَلْدُ وَالْرَّجْمُ Bekar bir, evli bir seyyip dul de şey evli demek dul yahut seyyip yani bekarlığı zahir olmuş bir adam ister bizzat evli olsun istersen başında nikah geçsin ona seyyip derler. Erkek olsun kadın olsun bunlar zina ettiler mi rejim edilecek. Buradaki seyyip yani dul ne manasına? Bu hususi bir dul mi yoksa alel umum hangi bir dul mu? Başında nikah geçmiş. Diyor ki فَحْتَمَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ الرَّجْمُ Başından nikah geçen bir adam diğer bir kadınla zina ederse bunun hakkı rejimdir. Bu mühtemil oldu. اَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى كُلُّ سَيِّبٍ Herhangi başından nikah geçen adama tatbik edilir. Bir buna ihtimali var. فَحْتَمَلَا اَنْ يَكُونَ لَا خَاسٍ مِنَ الثَّيِّبِ Hayır. Başından nikah geçenlerin hususi bazılarına aittir. Hepsine değil. Bunun ikisine de ihtimali var. Peygamber Efendimiz beyan etmemiş.
Adam evlenmiş, Müslümanla evlenmiş var, Hristiyanla evlenmiş var. İkisi de seyyid. İkisinde başında nikah geçmiş. Hristiyanla evlene de rejim var, Müslümanla evlene de rejim var mı diyeceğiz. Bu hadis-i şerifin ikisine de ihtimal var. Öyleyse araştırmamız lazım. Başında nikah geçmiş ama almış olduğu aile evvelce Müslüman mıymış, Nesrani miymiş? Eğer herhangi bir seyyib olursa, isterse ailesi Müslüman olsun, istersen ehli kitap olsun, rejim ona ikame edilir, rejim edilir. Yok, hususi bir mana murat edilirsen, ailesi Müslüman ise rejim tatbik edilir, yoksa edilmez. Bunu araştıracağız. فَنَزَرْنَ فِي ذَلِكَ. Buna baktık. فَوَجَدْنَاهُمْ Biz ulemayı bulduk. مُجْتَمِعِينَ İçtima etmiş, icma etmiş bulduk ulemayı ki اَنَّ الْعَب۪يدَ غَيْرُ دَاخِل۪ينَ ف۪ي ذَٰلِكَ Köleler buna dahil değil. Bir köle geçse, evlense, ondan sonra zina etse ona rejim yoktur. Köle olduğunda. Bunda ittifak var. Köle ister hürre bir kadınla evlensin, ister cariye ile evlensin. O köle gider zina ederse ona rejim yapılmaz. Niçin? Hür olmadığından. Bunda ittifak var. Ve enne l'abde la yekûne muhsenen. Köle muhsen sayılmaz. Seyyiben kâne ev bikren. İster evli olsun, isterse bekar olsun, muhsen sayılmaz. Ve la yuhsinu zevcetehu. Zevcesini de ihsan etmiş olmaz. Onun ailesin köle geçse evlense, o kadın köle sebebiyle evli olmuş sayılır mı? Mühsen sayılır mı? Mühsen sayılmaz. Hurreten kânete ve emeten. Ailesi isterse hurre bir kadın olsun, ister cariye olsun, madem kocası köledir, o da mühsen değildir. Binaenaleyh kölenin ailesi hürre bir kadın geçse, zina etse rejim edilir mi ona? Yok. Niye? Kocası köledir. Ya ona rejim edilmesi için kocası hür olacaktı. Hür olacaktı da onun için rejim yapılacaktı. Evet. Bunda müştemi. Bunda ulemanın ittifakı var ki köleler es-seyyibü bis-seyyibe dahil değil. Ve kezalike lemetü cariye de dahil değil. La tekûnü mühseneten bi zevciha, zevci sebebiyle mühsene sayılmaz cariye. Hurren kâne abden, kocası ister hür olsun, ister köle olsun. Madem cariyedir, bir cariyeyi bir adam almış, o cariye gitmiş, zina etmiş. Ona rejim yapılır mı? Yapılmaz. Kocası bunun hür olsun. Madem cariyedir, cariye had yapılmaz. Çünkü bir nevi noksan o. Öyleyse bunda da ulemanın ittifak var, bunda da ihtilaf yok. Şimdi öyleyse Peygamber Efendimiz'in hadisinde es-seyyibü bis-seyyibi dul ile zina ederse rejim yapılır. Ümumi değil bu. Niye? Köleler çıktı, cariyeler çıktı. Öyleyse hususi bir mana murat edilecek. O da nedir? Her iki taraf da hür olacak, müslim olacak, balig olacak. Bu manaya gelir. Fesebete bimâ zekerna. Bizim zikrettiğimizde sabit olur ki evne kavren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem es-seyyibü bis-seyyibi er-recmü. Seyyib seyyibiyle zina ederse rejimdir. Bu innemâ vaka alâ hâsı mine seyyib. Seyyiblerden, dullardan bazı hususilerine bu hüküm şamildir. La alâ kulli seyyib. Yoksa herhangi bir seyyibe değil. Çünkü köle de Müslüman, cariye de Müslüman. Onlar da zina ediyor fakat onlara rejim yok. Öyleyse bu gayde-i umumiye değil. فَلَمْ يَدْخُلْ فِي مَا اَجْمَعُوا Ulemanın icma etmiş olduğuna köleler, cariyeler dahil olmadı ki اَنَّهُ وَكَ عَلَى خَاسٍ Bu has üzerine vakı oldu. Seyyib, seyyib ile murat. Yani evet, vakt bitti. Bismillahirrahmanirrahim. اِلَّا مَا قَدْ اَجْمَعُوا اَنَّهُ ف۪يهِ دَاخِلٍ İlla ulemanın icmai olacak ki bu buna dahildir. Yoksa herkes dahil olmaz. وَقَدْ اَجْمَعُوا Gene icma ettiler ki اَنَّ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الزَّوْجَيْنِ İki hür, ikisi de Müslüman, ikisi de baliğ, birisi kadın, koca. Bunlar اَلَّذَيْنِ قَدْ كَانَ مِنْهُمَ الْجِمَعُ Onlardan da cima hasıl olmuş. مُحْسَنَيْنِ Mühseneyni yanlış. مُحْسَنَانِ Bunların ikisi de mühsendirler. İşte mühsen olmaları bunu haber. Çünkü gelmiş mühsenani. Evet. Kad ecma'u. İsmail dediler ki ennel hurreyni. Ennenin ismi de hurreyni. Haber hangisi?
ennel hürreyn, el müslümeyni sıfat, ennel hürreyn, el müslümeyni, el baligayn, el zevceyni, ellezine kad kâne minhumel cema. Bu ismi, sıfatları, onun müteallikati. Ennenin ismi, ennenin haberi, bunlar mühsinani, mühsin derler, o da haberi. Haber merfu olur. Bunu da icma eylediler. وَاَخْتَلَفُوا فِي مَنْ سِوَاهُمْ Diğerlerinde de ihtilaf ettiler. Yani gerek Hanefiler, gerek Hanefilerin gayrisi, kadın koca ikisi de hür olur, müslüm olur, balık olur ve kendilerinin de cima bulunmuşsa bunlara rejim tatbik edilir. Bunda ittifak var. İhtilaf bunun gayrisinde. Birisi müslüm, birisi ehli kitap olursa, birisi hür, birisi köle olursa bunda ihtilaf var. Hanefilere göre rejim yok, diğerlerine göre rejim var. Fakat ahate ilmuna, bizim ilmimiz ihate eyledik enne zalike, bu ittifak ettikleri her iki tarafta hür müslüm olurlarsa قَدْ دَخَلَ فِي قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتْفَيِّبُ بِسْتَيِّبِ الرَّجِيمِ Bizim ilmimiz ihate etti ki ha, her iki taraf hür, müslim, bali olursa Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifine dahil olur. Bir ittifak çünkü. فَاَدْخَلْنَا وَذَلِكَ Bunun masivasını ilmimiz muhit olmadı. Birisi Müslüman, birisi cariye olursa, birisi Müslim, birisi kafir olursa acaba bunlara da rejim tereddüt eder mi, etmez mi? Bunu bilemedik. Elmemiz sihati etmedi. فَاَخْرَجْنَاهُ مِنْهُ Rejim hükmünden bunu ifraç eyledik. وَكَدْ كَانَ يَجِيهُ فِي الْقِيَاسِ Halbuki kıyasla gelirdi. لَمَّا كَانَتِ الْاَمَةُ لَا تُحْسِنُ الْحُرْ Cariye bir Müslümanı ihsan etmez. Yani cariye ile evlenen bir adamın kocası zina ise ona rejim tereddüt etmez ailesi cariye olduğundan. وَلَا يُحْسِنُهَا الْحُرُّ Hür olan bir adam bir cariye alsa, cariye zina ise ona da had tereddüt etmez. E bunun kocası hür, hür ama kendisi hür değil. وَكَانَتْ هِيَ فِي عَدَمِ اِحْسَانِهَا O cariye kocasını mühsen kılmamakta oldu, iyyahu kocasını mühsen etmemekte. كَهُوَ فِي عَدَمِ اِحْسَانِهِ اِيَّهَا O adam kendi ailesi olan cariyesini ihsan edemez. Böyle ki oldu en yekûne kezâlike nesraniye. Nesraniye de böyle. Bir adam Müslüman, bir adam bir Hristiyanla evlenirse Hristiyanla evlendiğinden dolayı mühsen sayılmaz. Evet. Bu da böyle olması lazımdır. Peki mahiye lâ tuhsinu zevcehel müslim. Nesraniye Müslüman olan zevcesini ihsan etmediği gibi kâne huve eyda kezâlik. O da böylecedir. La yuhsinuha. O Müslüman da Nesrani olan ailesini ihsan edemez. Nesrani olan ailesi zina ise had vereceğim ona tatbik edilmez. Yani hulası burada demek istedi ki es-seyyibü bis-seyyibi er-recmü. Bunda ittifak edilen bir hüküm var, ihtilaf olunan bir hüküm var. İttifak edilen hüküm her iki tarafta hür, müslim, bali olur ve cimad onlardan bulunmuşsa müttefakun aleyh recim tatbik edilir. Ama birisi müslim, birisi Hristiyan, Yahudi ehli kitap, birisi hür, birisi hür değil. Böyle ihtilaflı olursa bunda cereyan edecek rejim hükmü var mı, yok mu, değil mi? Bunu bilemediğimizden bunu ithal edemedik. Muhtelifü fikk oldu. Vallahu Teala alem. Evet. Vakat reynel emeteyi de, cariyeyi de böylece gördük ki lemma batalen tuhsinel müslim. Vaktaki onun Müslüman, bir Müslümanı ihsanı batıl oldu, ihsan edemedi. Batala en yuhsinel kafir kıyasen. Evet, kafirin de ihsan etmesi, o da batıl oldu. Kafir de Müslümanı, Müslüman bir kadını ihsan edemez. Ve nezaren ala ma zekirna, bizim zikrettiğimiz bu kaideye nezaren, bu böyledir. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.